Hala etmedim. Daha çok bilimsel deliller üzerinde durmuş. Ve üzerine bakalım şöyle. Aldığı deliller. İşte evrenin genişlemesi örneğinden mesela Zariyat 47 işte bu ayetlerin hep mealini vermiş. Mealler düzgün mü değil mi onu bilemediğim için şuradan bir mushaf açayım. Evet. Zariyat 47. ayet-i celle ne diyor? Estağfirullah. Vessemâ'e bereynâhe bi'eydin. Bu semayı biz bir güçle inşa ettik, bina ettik. Ve inna lemusi'un. Ve biz muhakkak onu genişletiyoruz. Genişletmekteyiz, genişletenleriz. Şimdi burada ifadede birkaç tane tekit var. Onu çok fazla verememişler. İnna işte bir tekittir. Muhakkak, kuşkusuz biz yapıyoruz. Le gene bir tekittir. Lemusi'un. Biz onu genişleteceğiz, genişletiyoruz. Burada sema tabiri ve bu genişletme gerçekten çok zorlama bir bilimsel tefsir olmuyor. Biz bilimsel tefsirle ilgili bir video çektik. Burada gerçekten evrenin genişlemesiyle ilgili meseleye uyumlu. Kur'an bir bilim kitabı değildir ama bazı önemli iddiaları bilimin konularıyla ilgilidir demiş. Yani muhtemel bir itirazı ele alıp. Şimdi ben bilimsel mucizelerde biraz şöyle bir şey görüyorum. Yani var mıdır? Muhakkak vardır, yoktur demek şey değil de. Mesela bilimsel şey sürekli bir birikim halinde olduğu için bundan mucize gösterme hırsı ve şeyi daha yüksek oluyor. Çünkü işte 7. yüzyılda yoktu, şimdi var diyorsun. Tamam işte varsa al sana mucize şey gibi oluyor böyle. Bir adamın uçması gibi falan oluyor. Ama benim mesela daha çok etkileyen sosyal değişmeyen şeydeki mucizeler. Birikimin olmadığı sahada işte insanın ahlakına dair, psikolojisine dair, toplum sosyolojisine dair ve benzeri sabiteleri tespit etmesi ve bunu Nebi Aleyhisselam'ın işte daha önce biz neden Müslüman olduğum videosunda anlattığımız şartlarda yapması beni daha çok etkiliyor. Ama bu birikim üzerinden gelen deliller de yani mesela şu ayeti celle kainatın genişlediğini bilmeyen bir insan için çok müteşabih kalırdı. Yani anlaşılmaz kalırdı. Körün gözüne parmak gibi oluyor bunlar biraz. Hani tamam bak işte değişmeyeni anlamıyorsun, psikolojiye bakmıyorsun, sosyolojiye bakmıyorsun, inşa ettiği toplumun güzelliğine bakmıyorsun, yapılan işin büyüklüğüne bakmıyorsun, anlayamıyorsun bunları. Al sana körün gözüne parmak gibi filan deliller bunlar sanki. Ya işte Kur'an bütün şahıslara hitap ettiği için her şahsın ilgisine göre de içinde delil barındırıyor olma ihtimali yüksek. Yani ne bileyim işte bilimden çok hoşlanan bir insan için bilimsel delillerin olması uzak değil. Matematikten çok hoşlanan bir insan için matematiksel delillerin olması çok uzak değil. Yani burada çoğu insan şey yapıyor. Bir çeşit delil bulduğunda diğer çeşit delilleri kabul etmeme gibi bir şeye giriyor. Buna da gerek yok yani. Kur'an'ın sonuçta nihayetine varacak insan yok. Çünkü burada şu ayeti celle bu manaya uygun mu? Şöyle bir durum var. Nuh aleyhisselam kavminden bahsetmiş sonra konu değişiyor. Ve burada bu ayeti celleden sonra gene yere göğe şey yapan ifadeler var. Yeri de döşedik falan diye. Yani böyle direkt kozmoloji şeyine geçiyor. Çok uzak bir ihtimal değil. Bu yani bu çok mümkün bir mana. Ve böyleyse mucize tabii ki. Evet burada vurguladığı şeylerden birisi şu diyor ki 7. asırda kozmolojiyle ilgili çok yanlış bilgiler vardı. Ve Kur'an'ın bunlardan birisini içermiyor olması bile ki sürekli kozmolojiyle ilgili konuşuyor Kur'an. Bunlardan birisini içermiyor olması bile kafi miktarda bir delildir aslında diyor. İşte ne bileyim dünyanın öküzün sırtında, balığın sırtında ve benzeri olduğuna dair çokça şey var, bilgi var. Hatta bu bilgiler mesela bozuk, işte sahih olmayan hadisler şeklinde mesela hadis kitaplarına da girmiş dönemin bilgisini göstermesi açısından. İsrailiyat rivayetler olarak ki dönemin şeyinde demek ki biliminde böyle bir algı vardı. Bunların Kur'an'a girmiyor olması, o dönemin bilim algısının Kur'an'a girmiyor olması ve Kur'an'ın bu konularda o dönemin şeylerini nakletmiyor olması bile kafi bir mucizedir. Bir de üstüne böyle mesela bugünle de çok uyumlu bulabileceğiniz bir şey olması tabii insanı etkiliyor. Hassas ayardan bahsetmiş. Yani bazı zorlama şeyler de var. Benim kanaatim yani bana zorlama geliyor. Mesela güneşin sabit olduğunu sanıldığından bahsetmiş. Hatta bugün bile çoğu insan güneşin sabit olduğunu sanar. Oysa Yasin 38 demiş. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا Oysa güneş bir karar noktasına doğru akar. Tecrî cera, akmak, seyretmek falan gibi bir anlama gelir. Güneşin de hareket ettiğini gösterir diyor bu. Bugünkü bilginin bile çoğu insanın bilgisinin ilkokul bilgisinin üzerindedir diye bunu şey yapmış. Evet bu korunmuş tavan bu da mucizevi bir şey. Yani daha ziyade bilimsel mucizeler ele almış. Biz de bunlardan bahsediyoruz. İncelediğimiz eser bunlardan bahsettiği için. Yani bunlar mümkün manalar mıdır? Biz bilimsel tefsirle ilgili bir video çektik. Belki onu biraz revize edebiliriz ama bizim kriterlerimize uyuyor. Orada bahsettiğim kriterlere uyuyor. İşte başka toplumların bunu biliyor olmaması ve benzeri kriterlere uyan şeyler bunlar. Burada semayı şöyle kıldık diyor. Nasıl?
Sakfen mahfuza, korunmuş bir çatı. Sakf tam çatı anlamına gelir. Yani evin çatısı falan gibi anlam. Korunmuş bir çatı kıldık. Tabi burada işte göktaşı vesaire, işte atmosfer tabakası ve benzeri bir şeye işaret olduğuna dair şey yapmış. Ve gene bu mesela ayet-i cellenin hemen arkasında güneşin ayın bir yörüngede yüzmesinden falan bahsediyor. Tamamen peş peşe aynı konuyla ilgili sıraladığı şeylerin de bugünkü bilgiyle, en azından gözlemle uyuşuyor olması da ayrı etkileyici oluyor tabii. Rahman suresindeki